Dükkanlarında evcil hayvan besleyen esnafın sayısı gittikçe artıyor. Hoppala, habere bak. Evcil hayvan adı üstünde evcil hayvandır ve evde beslenir. Dükkanda beslediğin hayvana dükkancıl hayvan demek gerekmez mi? Ah, Boğaz Köprüsü'nde bir intihar daha. Boğaz Köprüsü'ne çıkıp 4 kutu uyku hapı içerek intihar eden adam midesi yıkanarak kurtarıldı. Amerika'da yaklaşan George kasırgasından dolayı endişe duyan yetkililer az endişe duyuyor diye değiştirilip yerlerine daha endişeli yetkililer atandı. Yeter artık be! Öldükten sonra bile seni yine görmeye gelen bir karın var. Bu daha mı az şaşırtıcı, saygısız herif? Ruhsar! Ruhsar çıkar beni buradan! Ruhsar, bu haberlerin içinde ne yaparım ben? Mahvolurum Ruhsar! Yalvarırım çıkar beni! Ruhsar çıkar diyorum! Madem gazeteyi bu kadar çok seviyorsun, seni gazetenden ayırmayayım canım. Bundan sonra medyanın içinde yaşa olur mu? Ya! Demek Hüsniye evlendi ha? Hay Allah! Peki kocasıyla mutlu mu acaba? Hayır yani eğer mutsuzsa, ayrılmayı falan düşünüyorsa diyorum ki... benim bekar evlenmelik bir oğlum var da hani... olur ya, ya. Aa, kapattı. Yok, 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 yok. Portföyümüzdeki tüm kızlar erimiş. Evlenmelik hiç bekar kız kalmamış. Vay be, inanılır gibi değil. Bir defter dolusu tam 86 kız ve abim bunların hiçbirini beğenmedi. Bu da demek oluyor ki gelin adaylarımız maalesef bitti. Ya bak, diyorum ki en iyisi biz telefon rehberini açalım. Rastgele kadın isimlerini arayalım. Yani böyle böyle diyelim ha. Nasıl yani böyle böyle? Aman nasıl olacak canım? Bekar bir oğlum var. Evlenmek ister misiniz derim. Anne lütfen kendine gel. Mürvet göremediğin için kafayı üşütüyorsun galiba. Haklısın. Peki bu abine nereden kız bulabiliriz acaba ha? Yine mecburen Reyhan'a kaldık. Evet maalesef öyle galiba. İyi de abim en az 200 kez Reyhan'la evlenemedi. Yani yeni bir girişim bize ne kazandırır ki? Hani başka yeni bir kız olur neyse. Heh, yeni bir kız ha? Tamam buldum. Hadi hayatım geç kalacaksın. Geldim, geldim. Bu giyinmek soyunmak çok zor bir şey gibi bakamıyorum. Yani sen baksana nasıl iyi olmuş muyum? Pek olmamış. Dur bakayım. Sen ne yapıyorsun? Sırrımı sakalımın bir tek teli dahi bilse koparır atarım. Hücum yiğitlerim hücum. İstanbul artık bizim. Emredersin padişahım. Ama yalanım yok kıskancım. Birazcık daha huysuzum. Sınayan bakanın gözlerini oymazsam namussuzum. Stadol Mutahiyyatul International Kahire Cemaat İstif İstif Hakem Çüllü Harisi Top Sayıda Sayıd Ya Çalım Ya Çalım Şutul Misalil Şimşek Lakin İmdat Üldürek Top Defterde Lefter Ya Çalım Ya Çalım Şutul Misalil Bomba Top Ağlarda İçtima Şahane Ül Arap Sıfır Kalleş Türkler 9 Allah'tan ümit kesilmez dakika 89. Ay tamam sus. Hukukunu çıkarın, hukukunu çıkarın, çıkarın. Dudağının gavunu çıkarın. Beyaz adam kötü, kolla kendini. Bin kunduz aşkına. Ruhsar sıkıldım, karar verim hadi. Tamam, bu güzel. Ay kıskandım seni kocacığım, çok yakışıklı oldun vallahi. Bakıyorum bugünlerde çok neşelisin ruhum. Evet hayatım, çünkü annemler seni evlendirmeye çalışmıyorlar benim de ruhum sıkılmıyor. Herhalde getirecek kız kalmamıştır. Hepsini getirdiler nasıl olsa. Belki de pes etmişlerdir ha. Senden umudu kesmişlerdir. İnşallah öyledir. Artık getirdikleri kızları sepetlemekten çok yoruldum. En son getirdiklerini def etmek için 4 gün burnumu karıştırdım ya. Şimdi planım şöyle olacak. Reyhan'ı abine Reyhan gibi götürmeyeceğiz. Aa, peki nasıl götüreceğiz? Canım, bir ecnebiymiş gibi götüreceğiz. Yani ne bileyim, Ukraynalı, Moldavyalı biri falan gibi götüreceğiz, anladın mı? Nasıl yani? Natasha gibi mi? Allah Allah! Canım o ülkelerden gelen insanların ille de Natasha olması gerekmez ki. Yani senin gibi iyi yetişmiş bir kız bile böyle derse... elin magandası Doğu Bloku Genel Başkanı Matilde Manukyan sanır. Peki, çok güzel. Bu işi hallettik diyelim. Reyhan tipini de değiştirdik diyelim. Peki söyler misin? Reyhan'ın aptallığını nasıl kamufle edeceğiz? Aa,
aman canım ne var bunda? Hani sarışınlar aptal olur diye bir söz vardır ya. İşte bu da sarışın olduğu için biraz salak olması normaldir deriz. Olur biter. Tamam, bunu da hallettik. Peki abimin evlenme işi nasıl olacak? Yani sırf yabancı biri diye abim kimseyle evlenmez ki. Şimdi Reyhan'ın hikayesi şöyle olacak. Reyhan, yani Moldavyalı Nadia, bir süre önce ülkemize gelmiş ve bir daha da geri dönmemiş, burada kalmış. Neden burada kalmış? Çünkü Nadia'nın zalim ailesi Nadia'yı Moldavya'da randevu evlerine satmaya çalışıyormuş. Sonra? Sonra şimdi burada polis peşindeymiş. Yakalarsa sınır dışı edecekmiş. Abimle ne ilgisi var bütün bunların? Nadia mahsusluktan benim hayatımı kurtaracak. Biz de ona şükran borcu duyacağız. Peki bu şükran borcumuzu ona nasıl ödeyeceğiz? Anlatayım. Nadia bizim kanunlarımıza göre ancak bir Türk erkeğiyle evlenip de Türk vatandaşlığına geçerse sınır dışı edilmeyecek. Peki bu evlenici Türk kim olacak? Tabii ki abim. Ay aferin. Planı iyi anlamışsın. Bravo sana. Asıl sana bravo anne. O kadar güzel planlar yapıyorsun ki devlet planlama teşkilatı bile bu kadar iyisini yapamaz. Ay kızım biz Osmanlı soyundan geliyoruz. Yani böyle plan yapamasak ta 600 yıl nasıl ayakta kalabilirdik ki? Peki anne söyler misin abime ne diyeceğiz? Formalite evliliği mi diyeceğiz? Tas tamam öyle diyeceğiz. Hatta diyeceğiz ki sen bir evlen, hele kız hayırlısı ile bir Türk vatandaşlığına geçsin. Ondan sonra boşanırsınız diyeceğiz. Yani yeter ki evlensin. Şimdi geldik planın en zor kısmına. Bütün bunları Reyhan'a anlatmaya. İşin bu aşamasında bize en çok gerekecek şey tabii ki sabır. Keşke seni bu kadar yakışıklı yapmasaydım. Ne? Şimdi bütün kızlar sana bakacak. Oh canım isteyen istediği gibi baksın ne olacak? Ben bakmadıktan sonra benim için biliyorsun ruh güzelliği önemli. Ruh güzelliğinde de biraz iddialıyımdır. Yerim dedi. Kapıya bakayım ben. Ruhumun güzeli. Canavarınca. Merhaba kanka. Merhaba. Kanka dinle bak. Çılgın inek yoğurtları reklamı için şöyle bir çalışma yaptım. Dinliyorum. Çılgın inek yoğurtları. Su katın ayran olsun, bol bol yiyin, bayram olsun. Nasıl olmuş? Çok kötü olmuş oğlum. Niye kötü be kanka? Yoğurda su katınca ayran olmaz mı? İyi de bunu zaten bilmeyen yok ki. Bir yoğurt reklamı için hiç de iyi bir fikir değil. Dinle bak. Bir de şu var bak. Züt, yoğurt mu dedin deyip de geçmeyin. Yoğurt ineklerin yaptığı en müthiş buluştur. Çılgın inek yoğurtları. Oğlum yoğurdu inekler mi buldu? Olaya başka bir açıdan yaklaş bence. Mesela ne bileyim Kanlıca'nın yoğurdu, Silifke'nin yoğurdu, Asen'i kimler doğurdu gibi falan öyle bir şeyler bul. Evet ya ben bunu daha önce niye hiç düşünmedim sanki? Bravo kanka. Tabii. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kankacığım görüşürüz hadi. İçimde nedense bir sıkıntı var. Sanki birileri sana veya bana bir şey yapacakmış gibi bir his var içimde. Ağzını hayır aç. Ruzacığım ağzını. Ağzını hayır aç. Söylediklerimi iyice anlayabildin mi Reyhan kızım? Ay tabii ki anladım. Ben salak mıydı anlamayacağım Meykubi Hanım teyze. Aşk olsun yani. Buyurun. Teşekkür ederim kızım zahmet. Ay dün çay demlerken demliğin içine çay koymayı böylelikle sadece su demlemiş oldum. Önemli değil kızım. Sen bize birer sallama çay getir. Biz sallayıp sallayıp içeriz. Peki. Ay anne bu salakla planımızın yürüyebileceğini hiç zannetmiyorum ben. Yürür. Merak etme. İşin içinde masarlı evlilik olunca daha dikkatli davranacaktır. İnşallah. İşte sallama çaylar geldi. Aslında bu sallama çayların uzunluğu 5 santimi buluyordu. Ama ben de insanlar rahat rahat sallasınlar diye yeni bir icat yaptım. Nasıl? İyi yapmış mıyım? İyi. Çok iyi yapmışsın. Aferin sana, aferin. Gel otur bakayım şöyle yanıma. Gel. Şimdi yaklaşık 3 saatten beri anlatmak istediklerimden ne anladın? Anlat. Anlamadım dersen bana çok kızacak mısınız Menkıbe Hanım? Boşuna uğraşıyoruz anne. Keşke Reyhan deve olsaydı da onu hendek atlatmak zorunda kalsaydık. Bu çok daha kolay olurdu. Ay evet keşke deve olsaymışım. O zaman belki sizin daha çok
sizin işinize yarar. Adam ne olur beni deve yap. Reyhan kızım bak, bir daha anlatıyorum. Şimdi beni çok iyi dinle. Tamam, dinliyorum. Şimdi sen numaradan, yani Mazcuk'tan Moldavyalıymışsın. Buraya kadar anladın mı? Evet, ben Moldavyalıymışım. Aferin. Ve kaçıp Türkiye'ye gelmişsin. E peki kimden kaçmışsın? Kimden? Zalim ve kötü ailenden. Çünkü geri dönersen seni kötü yola düşürecekler. Anladın mı? Evet, anladım. İşte bu kadar be kızım. Peki benim ismim ne olacak? Kendime çok güzel bir isim bulmam lazım. Merak etme, ismini ben buldum bile Reyhancığım. Ne? Nadia Salakowski. Ay harika, ne kadar güzel bir isim. Nadia Salakowski. Kim bilir Moldovyaca ne kadar güzel bir anlamı vardır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tanısın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.